çıkışın varsa söyle. Çünkü sen o dönemdeki kamera görüntülerinin maalesef bir şekilde olmadığını biliyorsun. Nasıl görüntüsü olmadığını biliyorum oradaki abla. Kamera görüntüleri maalesef. Ablacığım olmama ihtimali yok. Onu geçeceğiniz. Jandarma komple aldı götürdü. Hayır ben sana söylüyorum. Hayır ben sana söylüyorum. Jandarma senin kamerası. Sana o sırada, özür dilerim, sana o sırada öten kuşun, öten haber kaynağın o kamera görüntülerinin de bir şekilde derdest edildiğini, ortalıklarda olmadığını, yok edildiğini biliyor. Ha ben de bunu söyleyeyim o zaman. Ben sana şunu söyleyeyim abla. Hiçbir şey umurumda değil bak. Hı-hı. Kamerayı komple toplayıp jandarma aldı gitti götürdü karakoluna. Baktılar. Sonra sana bir şekilde haber geliyor ya jandarma içinde. Birileri sana ötüyor ya. Ötüyor normalde. Ben ona bir şey yok abla, ha, öyle geliyorsan şey. O bilgi. Sen şu anda o kamera görüntülerinin olmadığını biliyorsun onun rahatlığı içindesin. O senin çıkışın yok kamera görüntüleri abla şu anda. Ablacığım sana Savaş. Çıkmadığım için diyorum ben. Çıkış kamerayla alakası yok. Ben kendim çıkmadım çünkü. Biliyorum ama ben kendimi. O dönemki kamera görüntüleri olsaydı çıkıp çıkmadığını bilecektik biz. Jandarmada vardır abla. Hayır yok canım benim. Biri o kamera görüntülerini silmiş. Ama jandarma bakacağım abla. Benim, bilmiyorum o silerin de hesap vermesi lazım yani. Benim sıkıntım değil abla. Şimdi jandarma aldı yani. Götürdü bütün tesisatı oradan. Hepsini aldı götürdü yani karakoluna. Tamam biri de o kamera görüntülerini silmiş. Beni ilgilendirmez abla o. Acaba birileri köyde işbirliği mi yaptı o kişi? Niye sildi? Bak beni ilgilendirmez. Benimle alakalı bir durum değil bu çünkü. Bu kadar her şeye vakıf olan, gelen ihbarcının kimin akrabası olduğunu öğrenen kişi. Sen o kamera görüntülerinin silindiğini acaba bilmiyor musun vallahi, Savaş? Vallahi billahi de bilmiyordum abla. Vallahi billahi şu an ya. Sizden duydum abla. Vallahi billahi sizden duydum. Bak yine diyorum sizden duydum şu an. Peki sen neden bu minibüsten şüphelendin? Abla minibüsten şüphelenme değil. Ben bütün arabalardan şüphelendim. İşte dediğim gibi bu aldığımız kayıt. Hı. Ya bir saat ileri ya bir saat geri olma ihtimali var. Çünkü kamerayı sonra ayıktık saatine. Ya bu minibüs kimin minibüsüymüş? Abla bak anlamıyorum bak. Bu şu an izlediğimizi diyorum bak. Ya bir saat ileri olabilir diyorum bak. Çünkü saat kaç orada? Saat tam hatırlamıyorum. Kaç saat orada? 9 saat mi neydi galiba? Gözükmüyor ki. Bir fotoğrafında vardı Ramazan da. Peki... Bu görüntülerle neyi görmeyi planladınız? Abla biz ilk önce belki yürüyerek gitmiştir diye baktık yani. Bir şey daha arabalar söyleyeceğim. Dur Ramazan. Ha, arabalar yok, şey yani yürüyerek gitmiştir diye ha, baktık çünkü diyor. Bir dakika söylesin. Bir şey diyeceğim dur abi. Benle ilgili hani ben yoktum o zaman. Çünkü jandarmayla beraber Ramazan bakmış. Ne zamana baktı bilmiyorum. Bak ben yoktum çünkü o zaman. O zaman da konuşsun abla. Saat kaça baktınız Ramazan? Abla biz kaybolduktan sonra bakmaya başladık. İşte belki yürüyerek geçmiştir diye baktık. Hı-hı. Yani sonradan arabaları araştırmaya başladık. Hiçbir görüntüsü de yoktu değil mi Nurhan? Yoktu. Sen hala biriyle kaçtığını mı düşünüyorsun ilkokul arkadaşının, akrabanın? Ben öyle düşünüyorum abla. Öldürdüğünü düşünmüyorum. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Benim düşüncem abla. Sen de Adnan gibi aslında Savaş'a yakın olmaya çalışmışsın. Savaş'ı gözlemlemek için etrafında dolaşmışsın. Fakat sonrasında da şey yapmışsın yani. Şüphelenmişsin ama şüphelendiğini Savaş'a söylememişsin. Yok abla şüphelensem yanında oturmazdım zaten. Bak şimdi herkes şunu merak ediyor. Dikkatli bir izleyicimizin gözünden şu kaçmamış. Diyor ki Nurhan diyor kendisi kaç çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Programa gösterdiğiniz ilgiye de çok dikkatli bir şekilde takip ettiğiniz için de. Nurhan kendisi kaçmışsa diyor izleyicimiz. Niçin yayla tarafına kaçsın diyor. Bu espiye tarafına kaçması gerekmez miydi diyor. Ablacığım detayına karşı niçin, zaten bilmiyoruz niçin ki. Araçla SPA tarafını arama yapmadınız diye soruyor. Mesela bölgeden bir anladığım kadarıyla. Zaten bu abla SPA tarafına bakıyoruz biz burada. Hı? SPA tarafına bakıyoruz zaten biz burada abla. SPA tarafı mı burası? Tabii evet, arama zaten. Yapmadınız diyor. Bakıyorsunuz da niye arama yapmadınız SPA tarafında diyor. Madem SPA tarafına kaçtığını düşünüyorsunuz ya. O tarafa bakıyorsunuz ya diyor. Niye o tarafta arama abla, yapmadınız? Köpek geçtiğinde ha. Jandarma bir yere kadar gitti ama nereye kadar gitti bilmiyorum. Sen niye gitmiyorsun Espiye tarafına? Şimdi arabaların o tarafına gidişe bak. Aferin bu Giresunlu biri galiba. Helal olsun değerli izleyicimize. Giresunlar da konuşuyorlar ve gördüklerini açık net bir şekilde söylüyorlar. Abla zaten. Bak senin bu baktığın taraf bu Espiye tarafına giden taraf değil mi? Aynen ama abla. Karaçukur tarafına aramalar yapılıyor. Espiye tarafına aramalar yaptınız mı yapmadınız mı? Afat şey yani normal biz kendimiz mi abla? Siz. Yok abla. Niye peki? Niye yapmadınız? SPA tarafını arama derken nasıl abla? Neresine gideceksin yani SPA'nin? Ya bilmiyorum ne taraf olabilir. Şimdi vatandaş yani. Bunu sorduğuna göre. Ha şeye gittik abla. Ha. Onun ben boynuna bir kolye yaptırmışım özel. Bir kolyesi vardı boynunda. Ben bunu jandarmaya söylemiştim. Jandarmadan gittim hatta hani akıl danıştım o zamanlara dedim. Evet. Ben dedim böyle özel bir kolyesi var dedim boynunda. O boynunda gitti dedim. Hani başına bir şey getirilmişse veya kendisi beraber biriyle gittiyse dedim bu kuyumcuda bozma şansı olabilir mi dedim. Altın bir kolyeyle mi gitti? Aynen abla tek bütün kuyumcuda o zaman gezmiştim. Bu araştırma yapmıştım. Ama araçla SPA tarafını arama yaptınız mı yapmadınız mı? Araçla gittiniz mi? Şimdi arabalar o tarafa gidiyor ya gittiniz mi gitmediniz mi? Arabayla abla nereye gidecek ki sen? Ben arama olarak SPA'de kuyumcuda aramıştım.
Kuyumcular arama, yani o taraf nereye? Espiye tarafı nedir? Neresi orası? Abla buradan tut 35 dakika sonra merkezden işte. Geldiğimiz yol. Ha, yani o tarafa. Çarşıya geldiğimiz yer. Ha, Espiye tarafından gider. Pardon, o taraftan giderse Espiye tarafından çarşıya gidecek. Espiye'ye yani. Ama siz doğru mu anladım o zaman? İzleyicimiz çok dikkatli bir izleyici. Yayla tarafına hep bakıyorsunuz. Karaçukur'a gidiyorsunuz. Tam tersi ablacığım, biz yukarıdan aşağı geliyoruz. Tam tersi. Yukarıdan aşağı geldik hep. Karaçukur hangi tarafta Savaş? Yayla tarafından da biz yukarıdan aşağı geldik. Aşağıdan yukarı gitmedik. Tamam, önemli değil. Ama hep Karaçukur, Yayla o taraflara bakıyorsunuz. Vatandaşımız diyor ki Espiye tarafına normalde bu kişi eğer gerçekten aldatıyorsa ya da ne bileyim oradan kaçtıysa özür dilerim neyse ben söylüyorsa ya olasılık üzerinden ne bileyim bilmiyorum ki bütün olasılıkları dillendiriyorum. Biriyle gitti diyelim. Şehirden kaçması gerekir değil mi bu kadının? Şehirden gitmesi tamam lazım. Abla. Şehirden gitmesi için de Espiye tarafına gitmesi gerekir. Tabii. Peki neden araçlar kuyumcuya bakmış olabilirsin Savaşçım? Ama hep Yayla tarafında bakıyorsunuz. Yayla tarafında arıyorsunuz. Karaçukur'a bakıyorsunuz. Ablacığım başımızda sonuçta canlı ama afat var. Doğru mu? Bunlar ne derse oraya baktık ya biz. Senin kafamızı göre bakmadık biz ya. Yani. Önemli değil ki sen de ama sonuçta Espiye tarafına giden minibüslere bakıyorsun. Abla kameraya bakıyoruz zaten biz. O kamera Espiye tarafına giden kameralar mı? Burada zaten çift kamera var abla. Hem yukarı hem aşağıya gösteren kamera. Tamam. Peki neden sadece Yaylaya odaklanıyorsunuz? Bu kadın kaçıyorsa neden Yaylaya gitsin? Bak, neden Karaçukur'a gitsin? Neden Karadere'ye gitsin? Bak. Niye oralara gitsin yani? Ablacığım ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Ben Yaylaya hiç odaklanmadım. Ben tam tersi SP'ye giden arabalardan odaklanıyorum. Niye bunu şimdi ilk kez söylüyorsun? Yok kaç kere söyledim abla aşağı giden arabalar dedim ya. Ya araba da bak Savaş'cığım araba. Tamam araba anlıyorum seni araba. Ama sonuçta senin o Espiye tarafında ne bileyim bir gidebileceği bir saklanabileceği bir yer olabilir. Bir baraka olabilir ya da uğrayabileceği bir yer olabilir. Şey yani, hani Giresun... çok mesafeli bir yer değil de. Ha? Hani aşağı kameradan sonra çok mesafeli bir yer değil de. Hani Kemal'imi yani şuraya bakın buraya bakın dediği yerlere de gittik baktık yani. O taraf hiç yani babası Kemal bakalım dedi mi? Şey olarak hani bu aynen hoca muhabbetiyle. Ha, hoca muhabbetiyle bu sözlü hocayla Karaçukur'a bakıyorsunuz. Tam yok yok biz kendimiz de baktık. Karadere'ye bakıyorsunuz. Bak bu, siz. Abla şu aşağıda alt tarafta bir değirmen var orası işte dediğim yer yani. Adnancığım hep diğer tarafa bakılmıyor mu yanlış mı anladım? Ben çok değerli bir Giresunlu bir izleyici göndermiş. O tarafa ya hep Yayla tarafı hep o taraflara evet, gidilmiş. Evet hep Yayla tarafına gittik. Evet işte niye Yayla'ya gitsin senin ablan? Ne işi var Yayla'da? Ablacığım ben de yine diyorum bak ben gitmedim. Bana denileni yaptım ben. Afat dedi şuraya gideceğiz oraya gittik. Savaş'ım bölgeyi sen biliyorsun. Ben bilmiyorum bölgeyi abla. Sen Giresunlu değil misin? Boncuk Çukurlu değil misin? Ben Bursa'lıyım abla. Bursa'da yaşıyorum ben. Nasıl normalde. Ya Boncuk Çukurlusun ya lütfen ben yani. Ben Bursa'da yaşıyorum normalde Tunca Hanım bir görün Giresun'a gideceğim ama lütfen buyurun. Buyurun şunu lütfen. Şunu merak ettim. Espiye'ye gidip otobüs şirketlerine sordun mu ertesi gün? İlk yapman gereken bu değil mi? Madem kendi kaçtı gitti. Abla onunla ilgili bir şeyim vardı canlı ama tamam hani hatırlarsam söylerim de. On dediğinizle ilgili bir şeyim de vardı. Kuyumcu'ya gezdim. Oraya terminale de gittim. Hani hatırlıyorum yani. Hayır şirketlere sordun mu bilet kestiniz mi diye. Hatırlamıyor onu. Hatırlıyor musun? Abla hatırlamadan bir şey diyorum. Hatırlarsam söylerim yani. Kesin olmam lazım çünkü yalan konuşmak istemiyorum. Ama böyle bir şey hatırlamamak mümkün değil ya. Kuyumcu hatırlıyorsun kafa, da. Kafa doluyor. Doluyor artık. Doluyor yani. Kısa devre yapıyor sende. Hızır yani. Gibi. Şeydeki. Doluyor artık yani. Bitiyor yani. Kafa bu artık. Peki Emir'e bir alacağım. Bir Emir'e göreyim lütfen. Ama onun öncesinde şu kıyafetleri bir kez daha ekranlara getirmek istiyoruz. Cuma günü amcanın ahırının olduğu yerde toprağa gömülü halde bazı deliller bulunmuştu. Ama onu ben şeyini bilmem de mesela oradan yol geçtiğinde toprak üstüne atmış olabilir. Bak toprağa atılmak başka bir şey Savaş. Ablacığım bak. Gömülü anlatamıyor bak, muyum ben? Görmedim şey şu şekilde bak tahminen konuşuyorum. Atmıştır araba yolu geçti oradan araba yolu geçti toprakta üstüne öpmüştür diyorum. Bu yani gördüğüm bir şey yok yani anlatabildim mi? Ya kazmalarla mi? Bayağı bir derine su gömülmüş. Derin. Derini toprağın içine gömülmüş. Ben gömek işim üzerine abla, üzerine toprak ben atılmamış. Abla, benim haberim toprak olmayan atılması şey. Bir şey. Heyelan mı oldu canım orada? Heyelan mı oldu yani? Abla bilmediğim bir şey nasıl söyleyeyim şu, size? Şu deliller bir ekranlara gelsin lütfen Emir'i alacağım birazdan. Buyurun. Bunlar şu an inceleniyor. Bunlar gelen bir ihbar sonucunda abla, bir ihbarcının verdiği bilgi. Ben bir kez daha tamam bilgiyi söyleyeyim. Yetkililerin işte kazarak ulaştığı çuvalın içinde bulunan
deliller. Ablacığım. Şimdi bunların Nuran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Ne gerekiyorsa yapsınlar ablacığım. Ama merak ben etme çünkü sen. Ortaya çıksın diye uğraşıyorum ama abla. Ama bu ben bir kez daha söyleyeyim. Bu kıyafetler üzerinde toprak atılmış bir şekilde bulunan kıyafetler değil. Toprağa gömülmüş halde bulunan bak, kıyafetler. Nasıl olursa olsun benim için fark etmiyor abla. Tamam. Amcam bize benim dedi ki. Benim demek istediğim hani nasıl bir araştırma yapılır? Hani DNA testi şu bu ne yapılırsa bilemem ben. Tamam. Hepsini yapsınlar abla. Ben merak ortaya etme. Çıkmasını bir istiyorum. Emir, emire göre.